Merhaba, ben Onur. Sizlere başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben hem araştırma yapan hem de bir siteye paranormal vakalar hakkında yazı yazan biriyim. Yine her zamanki gibi akşam içeceğimi, kahvemi, sigara paketimi aldım ve bilgisayarın başına geçtim. İlk önce mailimi kontrol ettim. Çünkü arada bir de olsa birkaç takipçimiz ya hikaye olsun ya da paranormal yerler olsun bana söyler, araştırmamı isterdi. Ama mail boştu. Ben de aldırmayıp not defterime baktım. Cinli bir ev not almıştım. Bunun araştırması yapılacak diye not etmişim. O yüzden ben de hiç gecikmeden araştırmalarıma başladım. Olayı öğrendikten sonra Word'den bunu dosya haline getirmem gerekiyordu. Ben de tam klavyemin başına geçmiş yazı yazarken mail geldi. Kahvemden bir yudum alıp telefona baktım. Mailde bir telefon numarası ve bir de ufak, kısa bir not vardı. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Hamza Hoca. Ben bir hocayım. Bana lütfen yazdığım numaradan dönüş yapar mısınız? Dönüşünüzü bekliyorum. Mailde aynen bunlar yazıyordu. Açıkçası hoca kelimesini duyduğumdan dolayı diyeceklerini merak etmiştim. Bu yüzden telefon numarasını kaydedip adama yazdım. Selamünaleyküm Hamza Bey. Ben mail attığınız kişi Onur Bey'im dedim. Adam yazmaya başladı. Ve aleykümselam kardeşim. İyi akşamlar. Senin yaptığın işleri bildiğimden dolayı sana yazdım. Ben bir hocayım. Sizin dilinizde bize cinci hoca derler. Ama bizim asıl adımız Hüttam'dır. Bu cinlerle görüşme yapıp insanlara Allah rızası için yardım eden birisiyim. Eğer benim yanıma gelebilirsen sen de bunlara şahit olabilirsin. Nerede bulunuyorsunuz? Yakınlardaysanız yanınıza gelmek isterim dedim. Hamza Hoca bana bir konum attı ve ben sizi geldiğiniz yerde karşılarım yazdı. Ben tamamdır Hamza Bey. Ben size yarın gelip gelemeyeceğimi yazarım dedim ve iyi akşamlar dileyip sohbetten çıktım. Biraz daha bilgisayarda oyalandıktan sonra yatağıma geçtim. Evde yalnız yaşadığım için sabahtan akşama kadar kafama göre takılabiliyordum. O konuda kafam rahattı. Yatağıma geçip uzandım. Uykum olmadığı için uyuyamıyordum. Ben de Hamza Hoca'nın dediklerini düşünüp neler olabileceğini ya da ne diyeceğini düşünürken uyuyakalmışım. Ertesi gün kalkıp o günlük programıma baktım. Çok fazla bir çalışmam yoktu. Yani olanlar da zaten bir saatlik bir işti. O yüzden o gün boştum. Kahvaltı masasına geçip bir yandan ses olması için televizyonu açtım. Bir yandan da kahvaltımı yaparken gidip gitmemek konusunda kararsız kalıyordum. Ancak bir anlığına gaza gelip en kötü ne olabilir ki diye düşünüp hocanın yanına gitmeye karar verdim. Kararımı aldıktan sonra televizyonun sesini kapatıp telefonu elime aldım ve Hamza Hoca'yı aradım. Merhaba Hamza Bey, ben dün konuştuğunuz kişi Onur. Dünkü teklifiniz hala geçerli mi acaba deyip gülümsedim. Hamza Bey de telefondan anladığım kadarıyla gülümseyip, tabii o zaman bugün sizi bekliyorum dedi ve telefonu kapattı. Ben de hemen gidip bir sırt çantasına birkaç parça kıyafet koyup arabama bindim ve geze geze hocanın attığı adrese gittim. Tam telefonumu elime almış, hocayı arayacakken cam tıklatıldı. Telefona odaklanıp ona daldığım için bir anlığına korkmuş ve irkilmiştim. Cama kafamı çevirip baktığımda 45-50 yaşlarında bir adam cam açmam için el işareti yapıyordu. Ben de hemen camı açıp buyur abi dedim. Adam ben Hamza Hoca dedi. Ben hemen buyur abi geç diyerek arabayı gösterdim. Hamza Hoca arabanın ön koltuğuna yanıma geçti ve oturdu. Abi, nereden gideceğiz dediğimde tarif edeye de Hamza Hoca'nın evine doğru gittik. Arabadan inip hocanın evine girdik. Hoca bana bakıp, kardeşim sen şu odaya geç bekle, ben bir çay demeyeyim, geleyim dedi ve mutfağa girdi. 5-10 dakika sonra da elinde çay tepsisiyle geldi. Ben de çayımı aldıktan sonra hoca da oturdu. Kardeşim, ben dediğim gibi bir hocayım. Yani kendi çapımda elimden geldiğince İnsanlara yardım ediyorum. Tabi elbette yardımımız dokunduğu kadarıyla. Bazen elimizden bir şey gelmediği de oluyor ama anladın işte sen. Yani hocam, hani ben ne yapacağım? Hani röportaj tarzı bir şey mi yapmamızı istiyorsunuz? Hayır evladım. Bak şimdi şöyle ki, geçen günlerde bana bir hasta geldi. Biraz da ilginç bir olay olduğu için bunu birkaç kişinin duymasını istedim. Açık olacağım kardeşim, ilginç bir vaka. Çok zorlanabilirim bu olayda. Açıkçası biraz da korktuğum için bu yola tek çıkmak istemedim. O yüzden
Sen de benimle birlikte geleceksin. Hayatın ve başka bir şeyin için korkmana gerek yok. Ben kendi canımdan önce senin canını düşüneceğim. Sözüm sözdür. Beni bilirler ki sözümün eri bir adamım. Yapacağım dediğimi yaparım. Gülerek, ya abi, böyle savaşa girecekmiş gibi çok gaz verici konuştun. Elhamdülillah Müslümanım ama abi hani dinim o kadar bağlı bir insan değilim açıkçası. Hocam diyorum, doğru değil mi? Başını salladı evet anlamında. İşte hocam, benim sana ne gibi bir yararım dokunabilir ki? Hatta ben size ayak bağı bile olurum yani. O yüzden ben olur desem dahi siz emin misiniz? Hoca bana bakıp, evladım ben senden eminim, sana güveniyorum. Sen sadece yanımda duracak, olanları başkalarına anlatacaksın. Olay bundan ibaret. Panik yapmana ve korkmana gerek yok. Sakin ol, sıkıntı olmayacak. Özellikle senin açından bir şey olmayacak. Ben pek hocam, birkaç gün sizi eşlik etmek isterim ancak burada kalmam, sizin için sıkıntı çıkarmaz değil mi dedim. Hoca, yok evladım, ben de aynı senin gibi yalnız yaşıyorum. O yüzden burada kalman hem güvenliğin için hem de sağlığın için daha iyi olur dedi. Biz biraz daha konuştuktan sonra hoca acıktın mı dedi. Ben ufak bir tebessüm edip, yani aslında sabah bir şeyler yemiştim fakat biraz acıktım dedim. Hoca, tamam tamam anladım seni. Hadi yine iyisin ha. Ben Urfalıyım. Çok iyi çiğ köfte yoğururum ha. Gel benimle de bana yardım et dedi ve geri mutfağa yöneldi. Ben de hocanın yanına mutfağa gittim. Birlikte çiğ köfte yoğurduk. Hoca gerçekten çok kafa dengi ve eğlenceli bir adammış. Birlikte güle oynaya çiğ köfte yoğurduk ve yedik. Biz tam son lokmaları atarken evin kapısı sert sert çalmaya başladı. Hoca bana bakıp, sakin ol evladım, ben bakarım dedi ve kapıyı açmaya gitti. Bir süre kapıda birisiyle biraz konuştuktan sonra geri yanıma geldi. Onur kardeşim, bir yere gitmeliyiz, ona göre hazırlan. Hemen çıkacağız dedi ve bir odaya girdi. Ben de eşyalarımı koyduğum odaya girdim ve birkaç parça malzeme aldım. Bu aldığım malzemeler içinde bir adet de çakı vardı. Ne olur ne olmaz diye. Hocaya seslenip, hocam ben hazırım, arabaya gidiyorum dedim ve tam çıkacakken hoca yanıma gelip, dur, bensiz bir yere gitme sakın dedi ve kapıyı açıp dışarıda bekleyen adama bir göz attı. Hoca, ben ve ismini sonradan öğrendiğim Ömer abi birlikte arabaya bindik. Ömer abinin tarifine göre bir eve kadar geldik. Ömer abi araba durunca, işte hocam burası diye söyledi. Hoca bana bakıp, işte Onur, ilk olayın ve ilk vakan ile karşı karşıyasın şu an. Bak evladım, seni önceden uyarıyorum. Peşimden ayrılma. Ben ne dersem onu yap. Dediklerimden çıkma sakın. Seni bu şekilde koruyabilirim ancak. Eğer dediklerimden çıkıp hata yapacak olursan sadece senin açından değil, herkesin başını belaya sokabilirsin dedi. Tamam hocam, söz. Siz ne derseniz onu yapacağım dedim. Hoca başını tamam anlamında sallayıp eve doğru yürümeye başladı. Ben de hiç tereddüt etmeyip hocayı takip etmeye başladım. Biz hoca ile kapının önünde beklerken arkadan Ömer abi gelip cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açtı. Hamza hoca tam içeriye girdiğinde evde her kim varsa çığlıklar atıp ağlamaya başladı. Hamza hoca fısıldayarak bir şeyler söylemeye başladığında o sesler daha da çoğalıyordu. Ben biraz korkmuştum. Çünkü o şey, her neyse, eve girdiğimizi hemen anlamıştı. Ben hocaya dönüp baktığımda hoca kendinden gayet emin bir şekilde bana bir bakış attı. Ben de bir şey diyemedim. Hamza hoca Ömer abiye bakıp üstte mi dedi. Evet hocam, üst katta. Lütfen bir şey yapın diye ağlamaya başladı adam. Hamza hoca merdivenlerden üst kata çıkarken bana dönüp, ne dedim ben sana, peşimden ayrılma demedim mi diye beni azarladı. Ben de isteme istemeye hocayı takip etmeye başladım. Ayağım resmen 3 adım ileri gidiyorsa 2 adım geriye gidiyordu. İstemeye istemeye bu şekilde üst kata gelmiştim. Fakat biz yukarı çıkınca sesler daha da yükselmeye başladı. Benim korkum daha da arttığı için neredeyse elim ayağıma girmişti. Hoca kapıya doğru yönelip kapıyı açtı. Ben korkarak içeriye girdiğimde beyaz bir gecelikle bir kız kafasını yere doğru yatırmış, bağırışları içinde bize bakıyordu. Ben o anlık korku ile sanki küçük bir çocuğun azarlandıktan sonra annesinin arkasına geçmesi gibi Hamza hocanın arkasına geçtim ve
neler olacak diye beklemeye başladım. Hoca beni arkasından çekip yanına aldı ve o kıza bakıp konuşmaya başladı. "Ey lanetlerin lanetlisi, ey Merun, ne istiyorsun bu Adem soyundan gelen kızdan?" diye bağırdı. O anda bağırışlar ve ağlama sesleri kesildi. Ben o kıza bakarken kız birden kafasını bana kaldırıp çok çirkin ve boğuk bir şekilde kahkahalar atmaya başladı. Hoca bana bakıp sakin dercesine bir göz işareti yaptı. Ama o anda o kız elini bir anlığına arkasından çıkardı. O anda fark ettim ki kızın elinde bıçak vardı ve son hızla hocaya doğru koşuyordu. Ben şoktayken hocanın üstüne atlamıştı. Ben ilk şoku attıktan sonra kendime gelmiştim. Yerde hala hoca ile kız boğuşuyordu. Hoca iki eliyle kızın elindeki bıçağı tutuyordu fakat kızın eli gittikçe hocaya yaklaşıyordu. Ben cüsseli ve kalıplı bir insan olduğum için kızı tuttuğum gibi hocanın üstünden atıp duvara çaldım. Kızın elindeki bıçak yere düştü. Ben de bir daha böyle bir şey ile karşılaşmamak için hemen fırlayıp bıçağı alıyordum ki kız beni iki eliyle iki kolumun damarlarından kavrayıp ağzın içindeki pislikler görünecek şekilde gülümsemeye başladı. Ben elimi ne kadar hareket ettirmeye çalışsam da asla yapamıyordum. Ben de olur ya bıçağı alır diye ayağım ile bıçağı kızın tersine bir yöne tekme atıp gönderdim. Fakat ellerindeki uzun sivri tırnaklar artık derime girmeye başlamıştı ve hoca da yerde kendinden geçmiş bir şekilde uzanıyordu. Ben son gücümü kullanıp "Ya Allah, ya Fettah" diye bağırıp kızı tüm gücümü kullanıp elimi çok sıkı kavradığı için önce kendime çekip sonra ileriye fırlattım. Kız başını duvara çarpıp yere düştü. Ben de bileklerimi tutarak önce bıçağı sonra hocayı alıp odadan çıktım. Öyle odadan çıktığımı gören Ömer abi bana ne oldu diye bakıyordu. Ne oldu gibi soruları ardı ardına sıraladı ve "Git kızına bak be adam" diye adamı tersledim. Hocayı girişteki oturma odasına indirip kendisine getirmeye çalıştım. Ömer abi sinirli bir şekilde aşağıya indi ve "Ne yaptın lan? Hoca ile kızma" diye bana bağırmaya başladı. Artık ne kadar gözüm dönmüş ve kendimden geçtiysem tüm göğsümü kabartıp elimi adamın kafasına attım ve ayaklarını yerden kesecek bir şekilde kaldırdım. Bir yandan da kızın odasından aldığım bıçağı adamın boğazına tuttum ve adama bağırmaya başladım. "Gördüğün gibi istesem sana da Hamza hocaya da o deli manyak kızına da bunu yapıp gözümü bile kırpmadan öldürebilecek bir potansiyelim var değil mi? Ama ben bunu yapmayıp hocayı o deli kızından kurtardım. Eğer belki o odada ben olmasaydım senin o cinli mi psikopat mı kızın aha şu adamı şu anda defalarca bıçaklamış ve kanını içiyordu diye bağırdım son gücümle. Adamı yere bıraktıktan sonra kendime gelmiştim. Ne yaptığımı ve ne yaşadığımı şu an daha iyi anlıyorum. O sırada hoca kendine gelmiş ve benimle konuşmaya başlamıştı. "Evladım, aferin. Korkunun önüne geçip bana yardım ettin. Allah razı olsun senden. Belki de sen olmasaydın" dedi ve sustu. Sonra kafasını kaldırıp yukarıya bakıp "Odada mı?" dedi. "Ömer abi, evet, yukarıda. Yarı baygın bir şekilde yatıyor" dedi. Hoca bana bakıp "Evladım, gel bir bakalım. Bir şey falan var mı? Kanaması varsa sıkıntı çıkabilir" dedi. Ben ne kadar bunu istemesem de hocanın dediklerini doğru bulup bir şey diyememiş ve itiraz etmemiştim. Ben kapıdaki soba için toplanmış koca odunlardan bir tanesini alıp hocanın yanına döndüm. Hoca bileklerime baktığında farkına varmıştım. O an ve Ömer abiyle olan diyalogumuzda fark etmemiştim ama bileklerimden bayağı bir kan akıyordu. Hemen Ömer abi ve hocanın yardımı ile bileklerimi önce temizleyip yıkadıktan sonra güzelce sardık. Ben tekrardan sopayı elime alıp Hamza Hoca ve Ömer abiyle temkinli bir şekilde yukarıya çıkmaya başlamıştım ki Hamza Hoca'nın yine bir şeyler okuduğunu fark ettim. Ama ilk geldiğimiz gibi ne ağlama, ne bağırış, ne de farklı bir ses vardı. Hamza Hoca bana bakıp "Oğlum, koş" dedi ve odaya doğru koşmaya başladık. Ama ne yazık ki odada hiç kimse yoktu. Ben, hoca, Ömer abi hepimiz mal mal birbirimize bakarken sessizliği Hamza Hoca bozdu. "Evladım, kız kaçmış. Ağaçlık alana bakalım. Büyük ihtimalle oraya gitti" diye söyledi. Ben hocaya bakıp "Ey hocam, şimdi ne yapacağız?" diye söylendim. "Kıza bir şeyler yapamazlar şu an ama onu az da olsa kontrol ederler. Şimdi akşam akşam çıkıp
Kendimizi tehlikeye atmayalım. O yüzden bu akşam burada kalıp ara ara camdan kızı kontrol edelim. Sabah ezanıyla birlikte gider kızı alır eve getiririz dedi. Ben tamam dedim ve koltuğa kendimi atıp bir sigara yaktım. İçimden ben ne yaşadım, niye bu ocağın yanına geldim, niye ben bu adam ile birlikteyim diye kendimi sorgularken elimde sigarayla birlikte uyuyakalmışım. Sabah hocanın beni sallamasıyla uyandım. Onur, kalk koçum, hadi. Sabah ezanı okunacak birazdan. Sen de hadi kalk da abdestini al. Birlikte namaz kılalım ve şu kızın yanına gidip olayı çözelim dedi. Ben kalkıp lavaboya gidip abdestimi aldıktan sonra tekrardan Hamza hocanın yanına gidip namaz vaktinin gelmesini bekledik. Ezan okunduktan sonra namazımızı eda edip Ömer abinin yanına gittik. Ömer abiyi de uyandırdıktan sonra birlikte hocanın dediği ağaçlık alana doğru gitmeye başladık. Oraya gittiğimizde kız, yani Cansu'nun eli yüzü her yeri çamur içinde kalmıştı. Hemen Ömer abi kızını alıp eve götürdü. Ben Hamza hocaya bakıp, hocam halloldu, bitti galiba dedim. Bana gayet ciddi bir şekilde bakıp, ne bitmesi, henüz yeni başlıyoruz. Sen Ömer abini takip et ve ondan bir kazma kürek al gel dedi. Ben de hiç ikiletmeden Ömer abiyi takip edip kazma ile küreği alıp hocanın yanına geri döndüm. Hoca gülümseyerek, hadi bakalım aslanım, dünkü performansını bekliyoruz deyip küreği yavaş bir şekilde geri bana attı. Hoca kazmayı vuruyor. Ben de çıkan toprakları atıyorken hoca dur diye bağırdı ve elini o kazdığımız çukura sokup işte burada dedi. Ani bir şekilde bir çuval çıkardı içeriden. Hemen hiç bekletmeden hoca çuvalı boşaltmaya çalıştı ama çuvala kör düğümler atılmıştı bir sürü. Ben de cebimden çakımı çıkardım ve hocaya verdim. Hoca da bıçağı aldığı gibi çuvalın tam ortasına saplayıp çuvalı ikiye böldü. Tam bıçağı geri alacaktım ki çuvalın içinden çıkanları gördüğümde hocanın yere koyduğu çakıma bir tekme atıp onu da o pislikler ile baş başa bıraktım. Hoca gülümseyerek, sana bir bıçak borcum, bir de can borcum var dedi. Ben bir şey diyemiyor, sadece o şeylere odaklanıyordum. Çukurun içinde birçok hayvan leşi ve bir de inek ya da öküz başı vardı. Hoca bana bakıp, sıkıntı yok, şimdi ben bunun içerisine dua okuyacağım ve yakacağız. Ondan sonra her şey son bulacak Allah'ın izniyle dedi. Ben sadece hoca izliyordum. Artık bir süre sonra midem dayanamadı ve istifrar etmeye başladım. Ben diğer tarafta işimi hallettikten sonra hoca bir şeyler yazdı kağıdı ve çantasından çıkardığı suyu o çukura döküp en sonunda kağıda attı. Cebinden değişik, uzun ve rengi normal kibritten farklı bir kibrit kutusundan iki tane kibrit attı ilk önce. Sonra da bir tanesini çıkardı ve yaktı. Ateş yanıyordu fakat kibrit kısalmıyordu. Hoca iki avucunu alıp içine bir şeyler okuyup en son kibriti tek bir eline alıp Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyil azim el fettah ya Rab dedi ve o kibriti çukura attığı anda koskocaman bir ateş yükseldi. Hoca hala bir şeyler okuyup oraya doğru üfledikçe ateş daha da yükseliyordu. Ben bu olanları sadece olduğum yerden izleyebiliyordum. En son hocaya bağırıp, ateşten gelen sen, şimdi Yüce Yarabbin izniyle geldiğin yere git diye bağırıp bir şey attı. İşte o anda ateş daha da yükseldi ve çok sürmeden başladığı gibi bitti. Ben de artık kilitlendiğim noktadan hocanın yanına gittim. Hoca gülümseyip, halloldu evladım, her şey bitti dedi. Biz ondan sonra Ömer abigilin yanına gittik. Hamza Hoca her şeyin bittiğini söyledi. Ben de Ömer abigilin numarasını alıp oradan ayrıldım. Hocanın evinde bir gece kalıp geri evime döndüm. Eve döndükten birkaç gün sonra bir gün kapım çaldı. Kapıya gittiğimde kapıda kimse yoktu fakat bir paket vardı ve üstünde de bir not. Ben paketi alıp sağıma soluma baktım ancak kimse yoktu. Eve girip paket ve nota baktığımda notta aynen şunlar yazıyordu. Evladım, sana birkaç borcum vardı. Bu hediyelerimi lütfen al. Başın ne zaman sıkışır, bir belaya girerse, yüzüğe Hafsa diye seslen. Bunlar yazıyordu notta. Ben de paketi açtım ve neler olduğuna baktım. Çok güzel işlemeleri olan ve anladığım kadarıyla çok da değerli olan bir yüzük ve bir o kadar da güzel bir bıçak vardı. O an için gerçekten duygulanmıştım. Cansu'ya gelecek olursak, o kızın ne kadar güzel, alımlı bir kız olduğunu
onun iyi olup olmadığını öğrenmek için Ömer abigili ziyarete gittiğimde anladım. O ziyarette Ömer abiden de o günkü sert tepkilerim için özür diledim. Cansu ise gayet iyiydi. Bu büyünün Cansu'nun eski nişanlısı tarafından yapıldığını öğrendik. Cansu üniversite okumuş ama annesi vefat edince şehirde çalışmak istemeyip babasıyla köyde yaşamak isteyen bir kızmış. Lise çağındayken ailesi bir çocukla nişanlanmış. Fakat çocuk serseri vari, kendini geliştirmek istemeyen bir çocukmuş. Cansu da üniversite kazandığını fırsat bilip nişanı atmış ama çocuk peşini bırakmamış. Israrının işe yaramadığını görünce bağlama büyüsüyle Cansu'yu elde etmek istemiş. O büyüyü de Hamza Hoca bozmuş zamanında. Çocuğun bunun gibi farklı denemeleri olmuş. Ama geçen hafta Cansu'yu istemeye gelmişler. Çocuk bunu öğrenince benim olmayan kimsenin olmasın mantığıyla Cansu'yu delirtmek için bu büyüyü yaptırmış. Allah hidayet versin. Ne diyeyim? Tüm bu ilginç hikayede benim en çok merak ettiğim şey ise geçen hafta gelen o görücülere ne cevap verildi oldu. Bu soru Ömer abinin gülüncüne gitti ki sırıtarak nasip değilmiş dedi. O arada anlık bir şekilde Cansu ile göz göze geldik. Velhasıl laf uzatmayayım. Şu an nişan aşamasındayız. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.